Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi iskende açı yapacağız. Yusuf ses ver. Beraber girelim buraya. Sesim geliyor hocam. Geliyor Yusuf. Şimdi üçgende açı konu başlığımız. Diyor ki bir üçgende iç açıların toplamı 180 derecedir. Değil mi? Bunu biliyoruz zaten. Ta işte ortaokuldan beri, belki ilkokuldan beri biliyorsunuz yani. Evet. Üçgende dış açıların toplamı da 360 derecedir. X üssü, Y üssü, Z üssü. Kabul mü? Evet. Bir de şimdi enteresan bir şey. Mesela bir dörtgen. Dörtgende dış açılar toplamı kaç derecedir? 360. 360. Beşgen çizsek, beşgende dış açıların toplamı kaç derecedir? Yine 360. 360. Peki altıgen çizsek? Yine İşte 360. yanlış oldu. Bu da 360. Yani yedigen, sekizgen, dokuzgen, ongen fark etmiyor. Şunu aklımıza yazalım. Bütün çokgenlerin dış açıları toplamları 360 derecedir. Ve çokgenlerde hani çokgen tanımı nasıl olur? N 2'ye, 2'den büyük olmak zorunda. Tamam mı? Pardon, 2 değil. Çünkü yani 3 ile başlar. Üçgen bir çokgendir ve kapalı bir alan oluşturur. Sen iki doğruyla kapalı alan oluşturamazsın, değil mi? Evet. Bir de mesela şurada bir bilgi var. Bir üçgen bir dış açısının ölçüsü kendisine komşu olma iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Yani bak çok önemli bir bilgi. Çok da işe yarayan bir bilgi. Onu soruları çözdükçe göreceğiz. Alfa, beta desek burası alfa beta oluyor. Yani iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıdır. Kabul mü? Tamam. Tamam. Şimdi Yusuf diyor ki birinci sorumuzda bir üçgen iç açıları sırasında 2, 3, 4 sayılarıyla orantılı ise en küçük dış açı kaç derecedir? Orantılı diyor. Şimdi orantılı der veya doğru orantılı derse doğru orantı vardır. Ters orantı derse bildiğimiz ters orantı var. Hani orantılı demesi bunun doğru orantı olduğu anlamına gelir. Yani ters orantım diye bazen soruyor öğrenciler. Hocam nasıl ayırt edeceğiz? Orantı veya doğru orantı der. Bu bir. Demek ki ilk sorumuz orantıyla bağlanmış bir soru. Yani orayla ilişkilendirilmiş bir soru. Şimdi üçgenin iç açıları diyor. Mesela A açısı diyelim. B açısı, C açısı diyelim. A bölü 2, B bölü 3, C bölü 4 ve hani orantı olduğu için K'ya eşitleyeceğim. Doğru mu? Evet. A'ya ne derim? 2K. 2K. B'ye ne B'ye derim? 3K. 3K. C'ye ne derim? 4K. 4K. Tamam. Bunların toplamı kaç olacaktır? 180 derece mi? 180. Tamam. 180 derece olur. K kaç çıkar 9K oluyor. arkadaşım? K 20 çıkıyor. K 20 oluyor. K 20 oluyor. Bana neyi soruyor? Şimdi neyi soruyor? Ona lütfen dikkat edelim. Yanlış yapmayalım. En küçük dış açı. En küçük dış açıyı bulmak istiyorsan sen neyi bulursun? En büyük iç açıyı önce bulmamız lazım. En büyük A iç açının dış açısı en küçük dış açı oluyor. Aynen. Şimdi buradaki en büyük 4K mıdır? Yani 80 midir? Evet, onun dış açısıdır. Bana o En zaman küçük. sorulan 100 derecedir, değil mi? Evet. Aynen öyle. Tamam. Şimdi ABC üçgeni varmış Yusuf. 3 alfa verilmiş. 4 alfa verilmiş. 5 alfa verilmiş. Burada ne var? Şimdi iki tane dış açı verilmiş. Bir tane iç açı verilmiş. Teta'yı, ACB'yi soruyor. Ne dersin? AC'yi uzatalım. Onun dış açısını oluşturalım o açısının. Yani şey AC mi diyorsun? Şöyle. Evet. Yani dış açı mı Yukarı lazım? doğru. Aynen. Şöyle yapalım. 180 eksi 3 3 alfa. alfa. Tamam. Diğer iki dış açıyı da vermiş. Topladım. 360 eşitliği. Tamam. Yani diyorsun ki 4 alfa artı 5 alfa artı 180 eksi 3 alfa eşittir. Kaç yapar? 360. 360 yapar. Ondan sonra 4, 1, 6 alfa 180 180. yapar. 180 çünkü çıkardık. Alfa eşittir 30 yapar. 30. Evet. Alfa 30 yaparsa 3 kere 4, Orası 12, 120. 120. Buradan da bu 60 yapar, değil 60. mi? Tamam. Muhsin Can, üçüncü soruyu beraber yapıyoruz şimdi. Şimdi buraya baktığımızda CACG'ye dik, CFDG'ye dik. İki tane diklik var. AB 95 derece, BF 105 derece. Tamam mı? Şimdi harflendirmek çok önemli. Bir de şu bilgileri okumak Muhsin Can soru çözerken çok önemli. Şimdi kafamızı şey olur, taslak oluşturalım. Biz bu soruyu nasıl çözelim? Nereden giderse hızlı çözeriz. Buna karar verelim. Sağ taraftaki 95 ve 105'ten gidebiliriz Onları açılarla. içeri alırız değil mi? Burası olur 85. Bunu içeri alırız 75. Sonra ne yaparız? 85, 75, 180'den 160.
Yani o zaman 20. 20 kalır burası. Şurası da 90 derece olduğu için 70 olur burası. Alfa da kaç olur? 20. Tamam, teşekkür ederim. Özgün, dördün soruyu beraber yapalım. Şimdi bir ABC üçgeni var. ABF 20 verilmiş, ADF 45 verilmiş. Tamam mı? Açıortaylar görüyorum. Bizden istenen neresi? Bir de işte bu açıortay eşit olduğu görüldü zaten. AF ile ACF toplamını soruyor. AF ne yapalım şuraya? Alfa diyelim. ACF şuraya beta diyelim. Alfa artı betayı soruyor bize. Şimdi Özgün, soruyu çözelim. Tercihin nedir burada? Nasıl yapalım şimdi? Hocam iç açının toplamından Tamam. gidersek oradaki açı 25 oluyor yukarıdaki. Şurası 25 olursa burası da 25 olur. Burası da Evet. 25 olur. Şimdi alfa yine o bağıntıyı kullanacağız. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıdır. O zaman alfa 70 oluyor. 20 artı 50'den 70 oluyor. Beta'ya geliriz. Beta da şu 75 artı 20 mi olur? Evet, Ya 95 oluyor. 95 olur. Artık ne soruyorlar ona cevap verebiliriz. Burası 70. Değil mi? ACF artı 95. 95. Kaç olur burası? 165. 165. Özgüncüm, teşekkür ederim. Yusuf, 5'in soruyu beraber yapalım şimdi. Diyor ki ABC üçgende AD açıortay. Açıortay. B açısıyla C açısının farkı 28 olduğuna göre ADC alfa nedir diye soruyor. Hazır mıyız? Şimdi Hazırız. geometri harflendirme sanatıydı. Gel bunu sanata dönüştürelim. Ne yapalım? Mesela buraya İç taşları xx diyelim. x'iz, değil mi? Şu alfa var ya, x'ten şey Mustafa'nın Tamam. m'si, Mustafa'nın m'si. Bir tanesine de ne diyeceğiz ama kime ne diyeceğiz ona bir karar verelim istersen. Bence şuraya bakıp da mesela yani ya buraya ya buraya ne diyebiliriz? Şöyle bir bakalım. Burada bir bilgi var ya. B açısı ve C açısının farkı 28'miş. Yani o zaman şunu öbür tarafa atarsam C artı 28 oluyormuş B. B C ile 28. O zaman şuraya ben 28 ekleyeceğim. Tamam. Şimdi ben alfayı bulmak istiyorum ya kardeşim. Alfa nedir? M. N artı M artı M oluyor. İki hiçbir dışta. Aynen. Şimdi benim derdim o zaman M artı neyi bulmak? Ben üçgeni dolanırsam büyük üçgeni M artı neyi bulabilirim değil mi? Ya da o ADC üçgenden de olabilir. Ne? 180 eksi oluyor oradan. Nereden? Hani M artı alfa artı N 180 Evet. ADC üçgende. Tamam. He. M artı N'de 180 eksi alfa oluyor. Anladım. Tamam. Onu yapalım o zaman. Yani diyorsun ki hocam şimdi şu üçgene bakın. M artı N artı alfa eşittir 180. Ben M artı N yerine gideceğim. 180 eksi alfa mı kullanacağım? Şöyle. Evet. Tamam. Alfayı bu tarafa alırsam 2 alfa yapar. 180 artı 28 kaç yapar? 208. 208. 208. 2'ye böleceğim onu birazdan. 208. Yani alfayı bulabileyim. Bölük O da 104. 104 yaptı. Okey. Teşekkürler. Evet. Altın soru. İpek sen gel bu soruya. Beraber çözelim. ABC bir ses ver İpek. Buradayım. ABC üçgen. ABF, CEF birbirine eşit. BDF 95 demiş. Ne diyorsun İpek bu soruya? Çözüm için. Eşit açılara M diyelim. Eşit açılara M diyelim diyorsun. Tamam dedim. Sonra diğer açının diğer köşesine de alfa eksi m kalıyor. Şimdi niye öyle kalıyor onu söyle. Çünkü iki dış İki iç açı. olmayan kenarı Tamam. eşit oluyor Anladım. bunları. Anladım. Diyorsun ki iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıdır. Yani ben buraya m eksi alfa yazarsam veya şuraya Eksi m olacaktı. ters mi yazdım? Özür dilerim. Alfa eksi m yazarsam ve bunları toplarsam m'ler gider alfaya eşit olur değil mi? Çok şık. Evet. Çok güzel. Sonra ne yapacaksın? Şimdi hepsini toplayacağız. 95 artı m artı alfa eksi m'yi. O da 180'e eşitleyeceğiz onda. Tamam. Diyorsun ki DBF üçgeninde o içerideki açıları toplayalım. Yani 95 artı m artı alfa eksi m eşittir 180 yapar. Ve buradaki en güzel şey m'lerin birbirini götürmesi. Alfa eşittir. Buradan 180, 85. 95, 85 mi kalıyor? Evet. Tamam, çok güzel.
Evet. Deniz, yediğin soruyu beraber yapalım istersen. Tamam hocam. Şimdi ABC üçgen. BAD ACB'ye eşit. DAE EAC'ye eşit. Ve ABC'ye 80 verdim diyor. Alfayı söyler misiniz? Geometri hafiflendirme sanatı deyip soruya başlıyoruz. Ne yapalım? Evet. İşte. Aynı açılara MM ve NN verelim. Tamam güzelim. Şimdi M diyorum. Buraya M diyorum. N diyorum. N diyorum. Ne düşünüyorsun peki? Şimdi M artı N alfaya eşit olduğu için büyük üçgenden M artı N'i bulalım. Tamam. Diyorsun ki hocam iki iç açının toplamı kendinden komşu olmayan dış açıdır. Çok güzel. Şimdi senin ihtiyacın artık alfa ama aslında m artı n. Şimdi şöyle dolanırsak burayı biz buradan 2m, 2n deriz. Artı 80 deriz. 180'e eşitleriz. Değil mi? Evet. 2m artı n deriz. Artı 80 deriz. Eşittir 180 deriz. M artı n'yi buluruz. M artı n'yi bulmak demek alfayı bulmak demek aynı zamanda değil mi? Evet Bir hocam. hesap yap bakalım. M artı 50 çıkar buradan. O zaman Alfa da 50 olur. sorunun cevabı da 50 çıkmış olur. Güzel. Evet, 8. soru. Tarık, 8. soruyu seninle yapacağız. Gel bakalım ses ver. Hocam. ABC üçgen BAD DAC'ye eşit. ABE EBC'ye eşit. ADC 84 BC 96. Geometri hafiflendirme sanatı mı? Evet. Tarık, buralara Öyle M, yapalım. buralara M, buralara N, buralara N diyelim, tamam mı? Tamam hocam. Şimdi ben derdim benim alfayı mı bulmak? Alfayı bulmak. Evet Ben şu hocam. üçgeni dolanırsam M ve N cinsinin alfayı bulma şansını gördüm. Sen de gördün mü? Hatta şöyle yapalım. Alfa artı iki tane M artı N, değil mi? Eşittir Evet 180 hocam. yapar. Şimdi şeye odaklanalım. M artı N'yi bulmaya odaklanalım kardeşim. Tamam. Şimdi bak. Burada direkt M artı N'yi bulamıyoruz da şöyle bir işlem yapalım. Tarıkçım şimdi bak. 1M Hocam küçük anladım hocam. 1M artı 2N 96 yapar mı? Evet hocam. Tamam. Peki bir de şeyden bakalım şimdi. Şöyle bakalım. 84'e göre bakalım. 2 tane M, bir tane N. Yani iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açı oldu mu? Evet hocam. 2M artı N eşittir 84 oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacağız? Denklem sistemden Evet öğrendik. hocam. Daha yeni öğrendik. Bunu buradan bulmaya çalışacağız kardeşim şimdi. Şimdi ben diyorum ki götürmeye falan gerek Toplayalım yok. hocam. Aynen öyle. 3 tane M artı N eşittir. Kaç olur burası? Toplarsan. Aa 180 yapıyor. 4, 6. 100 yaptım. 80 de Evet ekledim. hocam. Şimdi buradan da Alfaya diye kalkmıştık. M artı N kaç olur? 60 olur. Evet Değil mi? hocam. M artı N 60'sa gel bunu başka bir renk koyalım buraya. Burası 60'tır. 2 tane 60 120 yapar. 180 de 120 çıkarsa yine 60 olur. Tamam cevap 60. Tarık teşekkür ederim. Hocam. Nehir merhaba. Şimdi gel bakalım Merhaba. yanıma. ABC'de iç bükey dörtgeninde diyor. X diyor ki alfa, beta, teta'dır. Yani şu 3 tane açının toplamı buradaki x açısını veriyormuş. Tamam mı? Buna mesela Tamam. bumerang deniyor, roket deniyor. İşte UFO deniyor, şalvar kuralı deniyor. Deniyor da deniyor. Karadeniz'de mesela UFO diyorduk biz buna. Bilgin olsun. Ama yani biz bunu tabii ki tam aklımıza oturması için ne yapalım? Bunu anlamlandırmaya çalışalım. Yani ispatlamaya çalışalım. Olur mu? Ve Olur. burada da yapmamız gereken şu bence. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıdır. Bak şimdi. Şurada bir uzattım ya burayı. Şurada bir açı oluşturdum. Bu açı Evet. alfa artı beta mıdır? Evet. Şimdi şuradaki üçgene odaklan lütfen. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açı yani x'e eşit olur mu? Ki o açılarda Evet. alfa artı beta artı teta değil midir? Öyle. Değil mi? İspattan yapmış olduk. Bak o da öyle diyordu bize zaten. Şimdi neyiz? Burada da diyor ki bir üçgende iki iç açı ortayın oluşturduğu geniş açının ölçüsü yani alfa bak şurada açı ortaylar var. Evet. Alfa 90 artı a bölü 2'ye eşittir. A dediğimiz şuradaki üçgendeki tepedeki Şuradaki açı. aynen. Şimdi
Gel bunu da ispatını yapmaya çalışalım, tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi yine M diyelim, M diyelim, N diyelim, N diyelim. Geometri harflendirme sanatı. İspatlarımız da bunun üstüne kuruluyor zaten. Şimdi şurayı düşünürsek IBC üçgenini şuraya yapalım. Alfa artı M artı N eşittir 180 derece midir? Evet. Şu büyük üçgeni düşünürsek 2 tane M artı N artı A açısı 180 derecedir, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi soruda, yani soruda değil, kuralda ne var? Alfa var, 90 var, A bölü 2 var. Yani M artı N'yi biz hani oluşturduk. Yani onu kaybedeceğiz. Nasıl yaparız? İstersen şöyle yapalım. Şu M artı N'yi buradan yalnız bırakalım. M artı N gördüğümüz yerde 180 eksi alfa yapalım. Tamam mı şurada? Şu Tamam. aşağıya geçiyorum. Yani şuradan M artı N'yi yalnız bırakıp burada yerine yazacağım. 2 tane 180 eksi Eksi alfa. alfa diyorum. Artı A açısı diyorum. Eşittir 180 diyorum. Şimdi bak. Eksi alfa, alfa öbür tarafa atıyorum. Ha, 2 alfa oluyor, pardon. Şu 360 oldu. Şunu dağıttım ya böyle. 360 oldu. Evet. 180'i bu tarafa atarsam, 360'dan 180 çıkarsa 180 kalır. 180 kalır. Bir de burada A kalır. Şimdi her tarafı 2'ye bölersem alfa açısı buradan kaç olur? 90 artı A bölü 2 olur. Demek ki bize bu soru olarak da gelse, biz bunu unutmuş da olsak ne yapabiliriz? Değerler vererek isimlendirme, yani harflendirme yaparak bunun ispatını yapabiliriz. Tamam mı güzelim? Tamam hocam. Neyiz? Şimdi burada diyor ki bir üçgende iki dış açıortayın oluşturduğu dar açının ölçüsü. Yani bu sefer de bak, dış açıortayların kesim noktası oldu burası, alfa. Ve diyor ki bu sefer demin hani 90 artı A bölü 2 derken, bu sefer ne olacak? 90 eksi A bölü 2 olacak. A dediğimiz şuradaki açı. Hı Tamam mı hı. arkadaş? Tamam. Şimdi birazdan da şey göreceğiz. Bir iç bir dış göreceğiz. Şimdi değil. Burada da bir üçgende iki dış açıortayın oluşturduğu dar açıdan ölçüsü diyor. Alfa 90 eksi A bölü 2. Bak, dış açıortaylar var. Onların kesişiminden bir alfa açısı oluşuyor. Ve alfa açısı şuradaki A açısının 90 ile hani farkının yarısına eşit oluyor. 90 eksi A bölü 2 oluyor. Tamam mı? Evet. Neyiz şimdi? Burada da ne var? Bir iç açıortay var. Bir de dış açıortay var ve bunlar kesiştiklerinde bir alfa açısı oluşmuş. Tamam mı? Bunda Tamam. ise ne oluyor? Direkt alfa A bölü 2 oluyor. Şimdi biz hatırlayalım mesela. İki tane iç açıortay olursa o zaman mesela alfa açısı ne oluyordu? 90 artı A bölü 2 oluyordu. İspatını yaptık. Daha böyle iki. Eğer iki tane dış olursa 90 eksi A bölü 2 oluyordu. Eğer bir iç bir dış olursa alfa direkt A bölü 2 oluyordu. Şimdi aşağıda bir bilgi var. Diyor ki bir üçgende iki dış açıortay ile bu açılara komşu olmayan bir iç açıortay aynı noktada kesişir. Bak dikkat et şimdi, diyor ki çünkü bunlar arkadaşlar, yani buranın soru şeyi buradan çıkıyor. Şu bilgiden çıkıyor. Şurada bir iç açıortay var, uzattık. Şurada iki tane dış açıortay var, uzattık. Ve burası arkadaşlar neymiş? Nerede yazıyor? İki dış açıortay bu açıdan komşu olmayan iç açıortay aynı noktada kesişir. Burada gerçi yazmamış. Çevrel çemberin, yok düzeltiyorum, dış teğet çemberin merkezidir. Teğet bir nokta dokunma kesişme anlamına gelir, tamam mı? Ve işte buranın Tamam. merkezidir. Yani eğer merkez diyebilir. Bazen bilgileri o şekilde veriyor sınavlarda, testlerde. Bazen de mesela şey yapıyor. Şuranın dış açıortay olduğunu vermiyor sana. Sen işlem yapıp öyle bulabiliyorsun. Tamam mı? Ona göre Tamam. yapacağız. Şu bilgi soruluyor. Ama bunu öyle dolaylı soruyorlar ki, şu ikisini birleştirerek soruyorlar. Ona şimdi dikkat edeceğiz. Birazdan karşımıza çıkacak zaten. Şimdi Nehir, bu soruyu beraber çözelim. Şimdi diyor ki ABC üçgen BDCD iç açıortay BAC 64 alfa nedir diye soruyor. Şimdi kural ne diyordu bize? Kural şunu diyordu. Alfayı bulmak istiyorsan 90 artı A bölü 2 diyeceksin. Değil mi? Evet. İşte 90 artı A kaç? 64, 32. 64 bölü 2. Alfa kaç yapar? O zaman 100,
122 yapar. Şimdi ne? Eğer diyelim ki bu aklımıza gelmedi. Ne yapacağız? M diyeceğiz, M diyeceğiz. Ne diyeceğiz, ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki şu üçgende, büyük üçgende 2M 2N 64 180 yapar. Oradan M artı N'yi bulacağız. Sonra M artı N'yi burada yerine yazıp alfayı o şekilde de 122 bulabiliriz, değil mi? Evet hocam. Tamam canım, teşekkür ederim. Kayıt. Şimdi Özgün, bu soruyu senle yapalım. Şimdi Tamam hocam. ABC üçgeninde ADC'de iç açıortay 2x eksi 10'u vermiş ADC'de. Yukarıdaki verilenlere göre x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaç derecedir? Şimdi Özgün, burada şey yok. Hani direkt işte B açısını vermiş de buradan D'yi bulun falan diye bir hani öyle bir basit bir soru değil. Burada ne yapmamız gerekiyor? Ne dersin? Fikrin var mı? Hocam şimdi kuralda 90 artı b bölü 2 d açısına eşit olduğu için geniş açı olmuş oluyor. Yani 90 ve 180 arasında olması gerekiyor. He, diyorsun ki hocam şimdi bu D açısı var ya diyorsun. Oraya alfa diyelim. Bu alfa 90 artı B bölü 2'dir. Yani B çok minicik bir açı bile olmuş olsa 90 dereceden büyük olması 2x eksi 10'un 90'dan büyük açılara ne diyorduk biz? Geniş açı. Geniş açı. 90 ile 180 derece arasında olduğunu hani vurgularız. Ha, bu arada bazı arkadaşlarımız diyebilir ki peki tam 90 anladık da kardeşim niye 180'den küçük? Biz de onlara ne deriz? Deriz ki kardeşim üçgende çalışıyoruz zaten. Üçgenin iç açıları toplamı istesek de istemese de 180. 180'i zaten hiçbir açı geçemez, değil mi? Üçgende çalıştığımız için. Onun için yukarıdan da Evet 180 hocam. ile kısıtlamış olduk. Şimdiki görevimiz de buradaki x'i bulmak. Çünkü Onu x, karşıya atacağız. evet, x'in alabileceği en büyük ve en küçük değeri soruyor. Şuradan başka bir renge geçelim. Şu rengi aldım. Şimdi ne yapalım? Her tarafa 10 ekleyelim. 10 ekleyelim. 10 ekleyelim. Buradan 2x olur. Burası kaç olur? 100. Burası kaç olur? 190. 190. X buradan kaç olur? 50 ile 50 ve 95 arasında. 95 arasında. Tamam, hızlısın. O zaman şimdi en küçüğü kaç olacaktır? 51 olacaktır. En büyüğü kaç olacaktır? 94 olacaktır. 94 Toplamları kaç olacaktır kardeşim? 145 145 olacaktır, değil mi? Çok güzel. Özgün, 11'de beraber yapalım. Şimdi ben soruyu okuyayım hızlı bir şekilde. BDC CD dış açıortaylarmış. Tam orada bir x artı 10 açısı oluşmuş. EAC 3x artı 5 vermiş. Bir de alfa vermiş. Alfa nedir diye soruyor. Nedir buradaki fikrin? Nasıl yapalım? Ne dersin? Şimdi hocam kuralda 90 eksi alfa bölü 2, x artı 10'a eşitti. Tamam, diyorsun ki hocam dış açı ortayların oluşturduğu x artı 10 açısı, x artı 10 açısı, x artı 10 açısı 90 eksi alfa bölü 2 idi. 90 eksi a bölü 2 olacak, değil mi? Evet. Şimdi bu birinci bilgi. Bir bilgi daha lazım ki hani ne yapalım? İki tane denklem kurgulamam gerekiyor ki iki bilinmeyen var burada. Alfa artı 3x artı 5 180 olsun. Yani 180 olur. Değil mi? Evet. Alfa nedir diye soruyor. Şimdi burada tabii şu a'yı silelim istersen. Biz buraya alfa yazalım. Zaten sen alfa demiştin. Tamam. Hedefimiz ne? Alfayı bulmak. Kimin olmasını istemiyoruz? Biz x'in olmasını istemiyoruz. Şimdi ne tercihin nedir burada? Nasıl bir işlem yapalım? Hocam yukarı 2 ile genişletsek. 2 ile mi genişletelim? 2 ile Bölü geniş. 2'den kurtulmak için. Tamam kardeşim. Burası 2x olur. Tamam. Aa dur, şey de yapalım da öyle olsun. Burası 2x olur. Onu öbür tarafa atarım. Kaç olur? 80. 2 katı 160 olur. Eksi alfa olur, değil mi? Evet. Şimdi sonra bir daha 2'ye bölelim. Çünkü şey, 2'ye bölelim ki gel buradan çıkan x'i şurada yerine yazalım. Tamam. Şimdi Tamam. burası kaç? X olur. 80 eksi alfa bölü 2 olur. Ondan sonra işte bunu orada yerine yazarsak neyse işte şey yapmayalım. Çok uzatmayalım. Alfa buradan, yani ben bu x'i alırken 130 geliyor. evet 130 geliyor ve cevabı bulmuş oluyoruz.
Evet, Berat ses ver, 12'yi beraber yapalım. Yapalım hocam. Şimdi diyor ki ABC üçgeninde BD ve CD dış açıortay. ADC 28'miş. Yukarıdaki verilenlere göre ABC alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi Hocam şimdi he. orada iki tane dış açıortayımız varsa A açısı da iç açıortay olmak zorunda. Aynen öyle. Şimdi mesela bu eşlik benzerliklerde falan var ya, mesela iki tane ortak yani eş açı yakalıyorsan öbür üçüncü de aynı olmak zorunda. Yani bu birkaç yerde var mesela, veya işte bir dik üçgende muhteşem üçlü var ya, sen mesela iki tane şey yakalıyorsan üçüncü de olmak zorunda olduğu gibi burada da aynı şekilde, eğer şimdi kuralın iki parçası varsa üçüncü de otomatikmen kabul edilir, vardır diye. Yani vardır Evet diye. hocam. Tamam. Şimdi peki bizim bir tane, ben bir daha çizeyim o kuralı, bir hatırlatayım. Şöyle bir şeydi. Bir üçgenimiz var. Demiştik ki bir iç açıortay var. Bir Evet de hocam. dış açıortay var. Değil mi şöyle? Bunların kesiştikleri zaman şurada bir A açısı vardı. Şurada mesela alfa vardı. A açısı Orası iki harf olur. he, Ay artı. alfa A açısının yarısına eşit oluyordu. Veya şurası A açısı 2 alfa oluyordu. Şimdi bunu burada Evet hocam. hissedersek soru kolay. Ama hissetmezsek, hani işte değerler verip yine yapabiliriz ama gerçekten çok uğraşırız. Ama bunu yan çevirip demin ki bak şöyle yatırırsak, veya diğer tarafa mı yatırmamız gerekiyor? Diğer tarafa mı yatırmamız gerekiyor? Evet, aynen. Evet. İkinci şekildeki gibi yatırırsak daha rahat. Evet. Diğer tarafa doğru yatırırsak ne olur bu sefer? Demin ki kuralı yakalamış oluruz ve şurası 28. Alfa açısı da 56 oluyor. Evet, bir iç bir dış açıortayın kesim noktası olur. Burası 2 tane 28 yani 56 olur, soru da biter. Evet, Berat 13'ün soruyu yapıyoruz. Hemen soruyu okuyayım. Şimdi Evet. ABC üçgeninde BD ve CE iç açıortaydır. CD dış açıortay. BC 3 tane BDC'ymiş. BAC kaç derecedir diye soruyor. Şimdi sana hemen şunu vurgulamak istiyorum. Doğrusal bir bak durum var burada. 2 tane iç Evet hocam. açıortay varsa şu 90 dereceyi affetmeyeceksin. Burası 90 Evet hocam. derece. Şimdi 91. gerisini kurgulayalım. İç açıortay, dış açıortay var. Bir de ne vardı? Mesela biz buraya Şurası alfaysa hocam orası. A açısı da 2 alfa olur. burası 2 alfa oluyor. Bana Evet hocam. BAC 2 alfayı soruyor. Alfayı bulursak işi götürdük, bitirdik demektir. Tamam Aynen kardeşim. hocam. Başka ne Şimdi yapalım şimdi? BEC açısına Ha bir de BEC açısına hocam şu BEC 3 alfa mı olacak? 3 alfa demeyelim de hocam şey diyelim 90 diyelim. Yok 2 yok. iç bir dıştan daha rahat olur. Yok, ben şimdi şey yapacağım. Bak buraya 3 alfa dersen bir şey gördüm de onu bahsetmek istiyorum. Şimdi yani şurası Tamam hocam. 3 alfa doğru mu? Evet hocam doğru evet. Burası 3 alfaysa alfa ile 90 toplamı 3 alfa ya. Yani şimdi 90 aynı zamanda 2 alfa olmaz mı? Evet hocam Çünkü olur. bak alfa 2 alfa 3 alfa olsun. Direkt biz zaten 2 Aynen. alfayı 90 bulmuş olduk. 90 bulduk. Tamam. Evet, Berat ikizkenar ve eşken üçgen diyor. Tabii bu ikizkenar eşken üçgen yine anlatılacak ama burada şey yapıyor sadece. Açılarla ilgili kısmını bahsedeceğiz ki ne bahsedebiliriz ki zaten, ikizkenar üçgen nedir? İki açısı eş olacak. İki Yani. açıda eş, iki kenar aynı, değil mi? Bak o da öyle demiş zaten. Evet hocam. Uzunluklar eşit. İki kenarın birleştiği köşenin açısı tepe açısı, tepe açısının karşıdan kenarı taban kenarı. İşte taban Evet açıları. hocam. Yani bizi ilgilendiren iki kenar eş olması, taban açılarının aynı olması. Tamam. Evet hocam. Yoksa bir sürü şey Tamam. yazabiliriz. Yani açıortay, kenarortay, yükseklik Aynen. aynıdır, değil mi? Ama onları söylemeyeceğiz. Yani söylemiş olduk ama. Tamam. Şimdi Berat burada da diyor ki eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen bizi ilgilendiren üç kenar uzunlukların aynı olması, üç açıdan aynı olması ve aynı zamanda 60-60-60 olması, tamam mı? Ama dediğim gibi aslında bir sürü özellikleri var. Yüksekliğin, kenarortayın, açıortayın aynı olması ve her köşeden indirdiğimiz açıortay, kenarortay ve yükseklikten eşit olmasıdır buradaki olay, ama bizi ilgilendirmiyor şu anda. Muhsin Can 14'ün soruyu beraber yapalım. ABC üçgen ABDF dik, BAC 50 derece, EC CD eşit. Şurada bak eşitlik var, tamam, bilgiler muhakkak kullanılacak. Eğer soruyu çözemiyorsan Muhsin Can, bil ki bir tane bilgiyi okumamışsındır veya okumuşsundur da kullanmamışsındır. Şimdi burası 50, burası 90'sa, şurası da 90 ya, burası 40 olur mu Muhsin Can? Bak burası da 40 olur ters açıdan. 40 olur. İki iç açı kendilerine komşu olmayan dış açı. Ha yok, oraya gerek yok ki hiç. Bak oraya hiç gerek yokmuş. Çünkü bana neyi soruyor arkadaşım? Bana şu 90'ı soruyor. Şurası 40.
Burası alfa 90 mecbur. Burası da 50 olacak zaten. Soru da bitmiş olur. Tamamdır. Deniz 15. soru. Ses ver. Buradayım hocam. Tamam. Geometri dersinde yapılan bir etkinlik için aşağıdaki adımlar izlenmiştir. ABC üçgeni içinde AD, BC ve BD. Şurada bir düzeltme yaptım. BD olacak bu. Olacak şekilde bir D noktası işaretleniyor. Bak, ABC üçgen içinde bir D noktası. Hemen bir tane ABC üçgeni oluşturayım. Şöyle A, B, C üçgen oluşturuyorum. İçinde bir D noktası var. D noktası diyor ki AD, DC şöyle ve BD Evet. eşit olacak diyor. Şu üçü birbirine eşit olacak diyor. D noktası işaretledik ve çizdik. DAB, başka bir renk alacağım. Başka bir renk aldım. DAB neresi? DAB. Yani şurası 15 derece. İkizkenarı gördük mü burada? Şöyle. Evet hocam. Burası da 15 o Orası da zaman. 15. Tamam. 15 bulduk. DCB. D C B. Burası 60 derece olur. Burada da ikizkenar var. Evet. Burası da 60 olur. Evet, orası da 60 olur. Buradan da diyor ki bana ADC'yi bul. Çok daha, yani çok kolay oldu böyle. Çünkü bizim Evet. roket, UFO, MUFO neyse artık o kural çıktı karşımıza. Veya Aynen hocam. uzatırız, ispatlayarak da yapabiliriz. Ama böyle alfa demiş olsak buraya, alfa kaç olacaktır? 15, 30, 90, 150 oluyor hocam. 150 derece olacaktır. Tamam. Deniz, 16. soru yapıyoruz şimdi. ABC üçgen Tamam hocam. ABAC'ye eşitmiş. Tamam mı? İkizkenar üçgen var. Şöyle. BEC eşit. Tamam. Hemen şunu da görelim. Şurası M, şurası M diyelim. Hatta ilk gerekirse 2M deriz. Bir dursun bakalım. BAC 70 derece. Tamam. ADB 60 derece. Alfayı soruyor. Şimdi ne yapalım Deniz burada? Hocam şimdi B açısının M'nin yanındaki açıyı bulalım. Tamam, 50 yapar. Sonra Evet. Öbür M açısının üstündeki açı da 50 oluyor. Çünkü AB ikizkenar. AC'ye eşitmiş. Evet, ikizkenar. Buradan da şunu yapalım. İki iç açının toplam kendilerine komşu olmayan dış açı. Yani alfaya ben 10 yazayım ki burası 60 olabilsin, değil mi? Evet. Yani Alfa soru 10 çıktı. alfa 10 çıktı. Çok güzel. Deniz, 17'yi de yapalım şimdi. Tabii AB hocam. AC'ye eşitmiş. AB AC'ye eşitmiş. Bir de DC, ha, 3 tane eşitlik var. BAD Evet. 24'müş. DAC alfa nedir diye soruyor. Ne dersin? Şimdi hocam DAC alfa olduğu için ve DC ile AC eşit olduğu için oraya da alfa diyelim. D Tamam, buraya açısının alfa dedim. etrafında. Tamam. Sonra AB ile AC eşit olduğu için B'ye teta diyelim. C'ye de teta diyelim. Teta dedik, teta dedik. O zaman ben hemen şey tavsiye edeceğim. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış Evet. açı. Buraya teta artı 24 diyeceğim. 24. Burada da alfa Ve var. orası da teta Teta diyelim. artı 24 diyeceğim. Şu üçgeni dolanmak istiyorum. Bu üçgeni dolanırsam şöyle bir şey çıkar. 3 tane teta artı 48 eşittir 180. Teta buradan kaç Evet. çıkar acaba? 44 çıkıyor hocam. 44 çıkıyor bu cepte. Benim derdim alfayı bulmak. O da Evet. 24 eklemişsek 44 tetaya. artı Yani 42. 24 alfa eşittir. Kaç yapar? 68 oluyor. 68 yapar. Çok güzel. Deniz Tamam 18'deyiz. hocam. Teşekkür. Deniz 18'deyiz. Alfa demiş buraya ve bunu soruyor bize, ama diyor ki diklik var. Eşitlik var. BD ile, yani Evet kenar hocam. olarak FCC'ye eşit. Şöyle yapalım şimdi. Buraya M diyelim. Buraya M diyelim. Orası Buraya da ne N diyelim. olur? N diyelim. Ne? Şimdi ben Evet. alfa artı M artı N'nin 180 olduğunu gördüm. Benim esas Evet. hesabım MN ile. M artı N'yi bulursam alfayı bulacağımı biliyorum. Şimdi ben burada şeyi gördüm. Şurası iki iç açının toplamından iki tane M'dir. Şurayı gördüm. Deniz, Evet. deniz. Burası da 2N'dir. Şurayı gördüm. Evet. Burası 90 90'dır. oluyor zaten. Ben neyi gördüm peki burada? Ben dış açıların Bunların toplamı 360'a eşit 360. oluyor. Yani iki tane M artı N artı 90 360 yapar. 270 yapar. M artı N kaç çıkar? 270'in 135 çıkıyor hocam. yarısı 135 yapar. Alfa 180'den 135 çıkarsa 45 çıkar. 45. 45. Bak, her zaman söylerim her derste. 135 ile 45 akrabadır. Yani 135 deyince aklıma 45 gelir. 45 deyince aklıma 135 gelir. Tamam mı? O da seni ne yapar? Hızlandırır. Bunu halletmiş olduk. Deniz, 19. soru yapacağız şimdi.
ABC üçgeninde Tamam hocam. diyor 105 derece var, 60 var. Ama ben önce üçgenimi çizelim çünkü çizim istiyor bizden. Şöyle bir üçgen çiziyorum. ABC üçgeni diyor. Şimdi bir de farklı bir renk alalım. Şimdi diyor ki AB üzerinde bir D noktası. AC üzerinde bir E Evet. noktası var. Bunları diyor birleştirin diyor. Tamam mı? DE ile Evet. bir de şurayı düzelttim. Burası C ECD. olacak. DE ile EC orada başka bir renk götürelim. Şöyle şunu alalım. Şurası ile şurası eşit olacak diyor. Bitmedi. Evet. BC de bunlara eşit olacak diyor. Tamam mı? Şimdi Evet yani böyle hocam. çok bir anlam ifade etmedi. Bana alfayı soruyor. Pardon. AD açısını soruyor. Yani şuraya alfa desek olur. AD'yi soruyor. Ne yapacağız biliyor musun? Şurayı birleştireceğiz böyle. Bu bir. Evet hocam. Ama en önemli şeylerden bir tanesi bilgileri uygulamak. Şimdi B açısı 105. O parçalandı. Bir dursun kenarda. C açısı 60. Şimdi Deniz, C açısı 60 ya. Evet. İkizkenar üçgen ya. Aslında ikizkenar değildir bu. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgendir. 60. 60 olur burası da. Oldu mu eşkenar üçgen? Evet. Oldu. Buraya Evet. kaldı mı 45? Kaldı. Hani buna da Evet. ikizkenar üçgen dedik. Burası da 45. Biz demin dedik 45 ile 135 akraba. Evet, Hemen buraya da 135. şak diye 135 deriz. Tamam. Tamam. Evet Yusuf 20'yi beraber yapacağız. Aşağıda bir kampüs içinde yer alan 4 farklı fakülte arasında doğrusal yollar verilmiş. Şimdi eşitlikler var. Şurada bir 30 derece var. Alfayı soruyor Yusuf. Nereler eşit? AD hocam. AD şurası. Evet. BD. BD Hı. şurasına eşit. Tamam. Bir de CD. CD. Eşit uzaklıkta diyor. Onlar birbirine eşit. Tamam. Ne yapalım şimdi? Şimdi mesela DCA'ya teta diyelim. Bir de Evet, DAC'ye tamam. eşit o ikisi. Şimdi İkizkenar burası üçgen olmuş teta. burada. Teta ikizkenar üçgen. Hemen dayanamıyorum. İki iç açı kendilerine komşu olmayan dış açı. Teta artı 30 diyorum. Tamam mı? Evet. Bir bilgi daha. DBC de. Kullanmadığımız bir bilgi daha var. Şu DB ile DC eşit demiştik ya. Burası da alfa artı teta olur mu? Evet. Şu iki üçgen, hani şu üçgenin içindeki iki açı, iki iç açı yani alfa artı teta, teta artı 30 mudur? Tetalar gitti mi? 2 alfa 30 Ya mudur? fotos Alfa 15 olmuş. midir? Zaten bana alfa Evet. soruyordu. Oradan da bulmuş olduk. Okey. Evet, 21. soru. İpek ses ver. Buradayım. Tamam. Şimdi ben bir soruyu anlatayım İpek. Havaalanları pistlerinin her iki başında yazan sayılar 360 derece harita sisteminin rotaları belirliyor. Diyor ki mesela bu soruda arkadaşlar. Şimdi burada sayılar vermiş. Mesela 14 vermiş ya. Bu 14 şu anlama geliyor. Şurası 140 derecedir. Saat yönüne tersinde açı yapmış. Şimdi buraya 18 diyor ya. Şurası şöyle 180 derece olduğunu, 36'nın 360 derece olduğunu söylüyor bize. Burada mesela 21 var. Buranın şöyle 210 olduğunu söylüyor. 210'u söylüyor ama ben şöyle yapacağım. İpek, şuraya 180 diyeceğim. Buraya 30 diyeceğim, değil mi? Evet. Tamam devam et. Sonra sen ne yaparsın? Sonra diğer 30 dedikten sonra Y'ye 150 kalıyor. Tamam, bir saniye başka bir renk alalım. Şu renk iyidir herhalde. Bakayım. Söyle nereye 150? Ha şuraya mı? Evet. 30 ise burası 150. Yok bu renk iyi olmadı. İpek bekle biraz. Başka bir renk alalım. Şu açık yeşil alalım. Belki iyi olur. Tamam çok güzel oldu. Burası 150 derece. Sonra Sonra Z'de ters açıdan dolayı 140 oluyor. burası zaten otomatikman ters açıdan 140. Çok güzel. X kaldı Sonra geriye. Z'nin içerisine de 40 kalıyor. Şuraya 40 kalıyor. Oraya da 30 kalıyor. 30 oluyor. Tamam. 70'ten oraya 110 kalıyor. Toplamları da 400 oluyor. 110 diyorsun ki x artı y artı z de toplandığında 400 oluyor. Çok güzel. Ya yani burada arkadaşlar şu 36, 18, 14'ü, 21'i çözmek biraz zor. Bir de havaalanı şuydu buydu. Aslında çok basit bir soru değil mi? Evet. Evet 22. soruyu Yusuf beraber yapacağız. Şimdi bir ABC üçgeni var. Diyor ki AD üçgeni D doğrusu boyunca katlanıyor. Aşağı doğru katlanmış.
Şimdi katlamışsa Yusuf şöyle yapalım. Şuraya alfa diyelim, hiç unutma, şuraya alfa diyelim, değil mi? Şu an FNA üstüne de alfa diyelim. çünkü aynı Kesinlikle. gelmiş. Evet. Şuraya mı diyorsun? Aynen orası. Şöyle tersine çevirelim. Oynayalım bunu Evet. biraz. Tamam. Ondan sonra diyor ki FN ile FA üssü birbirine eşit, onu kullandık. ABC 54 derece. Şurası 54 derece Yusuf. Tamam. AED açısı kaç derece? AED. Şurası soruluyor. Teta diyelim oraya. Olur mu? Peki Yusuf, Olur. şurası da teta mıdır? Evet. Niye? Katlandığı için. Bak, şunlar da birbirine eşittir. Hı. Ondan sonra o kadar. Başka ne yapalım? Şimdi bilgileri bir bakalım, neler yapabiliriz. Şuraya ben mesela beta diyeceğim. Diyeceğim ki alfa artı beta artı 54 eşittir 180. Bu kadar. Başka bilgimiz var mı? Aa, bitti. İki detayı bulabiliyoruz. Şu alfa Alfa iki iç açının toplam, bak nasıl karşımıza çıkıyor, gördün mü? İki iç açı kendilerine komşu olmayan dış açı. Yani alfa artı beta iki tane teta mı? Benim derdim zaten tetayı bulmak. Gel buraya alfa beta yerine iki tane teta yaz. Bu arada 180'den 54 çıkar mısın? Kaç kalıyor? 126. 126. Tetayı, yani 126'yı 63. ikiye böl. Kaç yapıyor? 63. 63. Çok güzel. Çok güzel Yusuf. Şimdi Yusuf, 23. sorumuz var. Diyor ki yukarıdaki verilen ABC üçgeninin şeklindeki bir karton kesik çizgilerle işaretli açı ortaylar boyunca kesilmeye, aşağıdaki logo elde ediliyor. Kesilerek de logo elde ediliyor. Elde edildi. Alfa artı beta toplamı kaç derecedir? Şimdi bak, burada ne var? Açıortay var şurada. Açıortay var. Hemen şu kural var o zaman. Şu kural ne diyordu bana? Yani şu kural dediğim, şöyle açıortay var. Ben mesela buraya A dersem, buraya alfa dersem, alfa neydi? 90 artı A bölü 2 miydi? Değil mi? Evet. Bu bilgi, bu kullanılacak. Bu bir. Yani ben şimdi onu nasıl kurgulayabilirim? Nasıl yapabilirim? Gel onu konuşalım. Mesela şöyle yapsam. Buraya x açısı desem, buraya 180 eksi x der miyim? Deriz hocam. Yani şurayı tekrar birleştirelim, daha iyi görebiliriz. Hani açıortay olduklarını biliyoruz ama. Şimdi alfayı nasıl buluyordum ben? Alfaya diyordum ki 90 artı x bölü 2. Doğru mu? Evet. Peki 180 eksi x, o da düzeltiyorum, yok beta olacak o, onu düzelteyim. Burada da beta açısı ne olur? 90 90 artı artı 180 eksi x bölü 2. x bölü 2 olur. Peki bu ne işimize yarar kardeşim? Bakalım şimdi. Alfa betayı bulmamıza yarayacak. Toplayalım hatta. Çok güzel olacak. Toplayıcı alfa artı X'ler gidiyor. beta diyeceğim. Çünkü x bölü 2, burayı da 90 eksi x bölü 2 ayrı ayrı yazarsam x bölü 2'ler gidecek. Gidecek. 3 tane 90 kalacak. Bu da 270 yapacak. 270. Soruyu çözmüş olacağız. Tamam. 270. Berat, 24'ü beraber yapalım. Yapalım hocam. Berat, burada bir dolap kapakları görüyorum. Tamam, açılmış. Bir tanesi 20 dereceli, birisi de 30 dereceyle açılmış. Ve diyor ki açıldıktan sonra şuradaki hat boyunca oluşan bir alfa açısı var. Bu alfa açısı nedir? Tamam, Evet hocam. ben bu soruyu biraz büyüteyim. Berat, tamam, büyüttük. Şimdi ne diyorsun? Hocam şimdi öncelikle gördüğümüz şeyler var. Mesela AK uzunluğuyla AE uzunluğu eşit olacak. Çünkü açıldığı yerle yani oturma yerinin aynı hizada olması gerekiyor hocam Tamam, pencerenin. şöyle diyorsun herhalde. Hocam diyorsun ki bu kapak açıldı ya. Açılmamış halini düşünürsem yine aynı AK uzunluğuna sahiptir. Dolayısıyla diyorsun burası 20 derece Aynen. ise, yani burada ikizkenar üçgen vardır. Burası kaç derece olur? Aynen. 80 80 olur hocam. ve 80 olur diyorsun. Doğru mu? Aynen hocam. Aynı Bu tarafta da mantıkla. aynı şeyi veriyorum. Tamam. Kaç derece olur kardeşim? 75-75 olur hocam burada. 75, 75 olur diyor musun? Olur. Soru bitti değil mi? Evet. Şu alfa kaç oluyor Evet o hocam. zaman? Alfa buradan 80, 75, 80 artı 25, 75 artı alfa eşittir 80 olur. 25 olur hocam. 25 derece olmuş. Evet, bu kadar. Evet arkadaşlar, yeni nesil sorularını da çözdük. Doğru da açıldı, bitirdik. Bundan sonra konumuz açıkenar bağıntıları. Açıkenar bağıntılarında görüşeceğiz.
Çok teşekkür ederim. Güzel bir ders oldu. Hepinize iyi günler diliyorum.